soracaktım da, bu imam olarak görev yapıyorum. Cemaatimiz nasıl huzur içinde bizden faydalanabilir ya da biz imamlığı yaparken nasıl huzurlu bir şekilde görevimizi tamamlamış oluruz? Evet. Allah'ın salatı, selamı, başta peygamberimiz, bütün peygamberler cümlesinin âl-i ashab, hulefa ve etbaana olsun. Ve sizlere, bizlere, bütün müminin müminata Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Arkadaşlarım, kardeşlerim, Allah bizleri Resul-i Zişan Efendimiz'in ahlakıyla ahlaklandırsın. Şimdi Peygamber aleyhissalatu vesselamın yerinde hangi meslek sahibi var dense, ilk olarak bilesiniz ki imamlar bulunuyor. Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı imamdı. Evet, imam İslam'da ümmetin lideri, başkanı demektir. Devlet başkanı ve her sahada öncüsü, önderi. Ama bu önderliği en çok nerede yapmış? Mihrap'ta. Ve hamdolsun sohbetinde vesairesinde. Demek ki bütün kardeşlerim, sizler, bizler dahil olarak Resul-i Zişan Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmaya gayret edeceğiz. Bir arkadaş geçenlerde, herkese müdahale edemiyoruz. Saçına, başına, giydiği tişörde filan baktım, sen ne yaparsın imamım dedi. Evet, şu halinle bir farzı çiğnemiyorsun ama Resul-i Zişan Efendimiz senin yerinde olsa böyle olmazdı dedim. Yani giyim görünüm de çok önemli. Bilhassa tavır, hareket. Allah'tan korktuğumuzu, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı canımızdan çok sevdiğimizi kendimiz bileceğiz. Ve bunu sergileyeceğiz. Kur'an-ı Hakim'i can bileceğiz. Ayetleri göz bileceğiz, öz bileceğiz. Arkadaşlar inşallah Teala. Rabbimizin varlığından gaflet etmeyeceğiz. Resul-i Zişan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iman, İslam, ihsan anlattı değil mi? İhsan neydi? Allah Teala'yı görüyor gibi yaşamak. İki türlü gelmiş hadisi şerif. Bir, görüyor gibi ibadet etmek. İki, görüyor gibi yaşamak. Zaten ibadet demek kul olmak. Hayatın boyu o da o demektir. Gene görüyor gibi yaşamak. Allah Teala'yı görüyor gibi yaşamak. Ve hep derim bakın, yolculukta, yerinizde bulunduğunuzda, gurbette olduğunuzda şu hali yaşamaya çalışın tasavvurla. Sevgili Peygamberim, yüce önderim, benim yerimde bu işte, bu halde, bu durumda olsa nasıl olurdu? Allah Teala buradan içinizi coşturur. Neler ihsan ve ikram eder. İlk yazdığım eserde birçok hamdolsun meseleleri öne aldım. Bunlardan birisi baş öğretmen, baş usta Allahu Zülcelal'in kendisi. Babamın bir arkadaşı köyün en fakir yetim çocuğuymuş. Ah buyurun, harabeler içerisinde kurban kesimi sonrası atılan ayaklar. Eskiden genelde öküz kesiyor vatandaş, yaşlığını kesiyor, ah buyurun. O hayvan ayaklarının nallarını söker, geri çakar filan derken, çevrenin en başarılı nalbantı olmuş. Nal çakmakta baş usta, hatta eşsiz usta, rahmetli babam anlatıyor. Diyor ki, hayvanın ayağının altında o demir erimedikçe onlar diyor işi bırakmaz, yani çiviler düşmezdi. Peki bunu yetiştiren kim? Allah-u Zülcelal. Herkes, öğretmenlerin öğretmeni, ustaların ustası Allah-u Zülcelal'in bizzat kendisi. Sadece insanlar değil, bütün yarattığını yaşatan, onlara
ilhamlar eyleyen Allahu Zülcelal, Rabbimize sadık kul köle olarak, sadık kul ve kölelerin öncüsü olarak sadakatle vazifemize dikkat edersek bir, iki, Kur'an-ı Hakim'i iyi okursak. İyi okumaktan maksat önce düzgün okumak. Tahkik farzdır arkadaşlar. Tahkik ne? E'yi E, A'yı A. Kabe'ye adam imam oluyor. İyyâke ne'bidü diyor. Neymiş? Ayın ince harfmiş. Ya diyorum hiçbir şeyden anlamazsan yazıya bak. Hemzenin ağzı dar ve küçük. Ayınınki büyük. Hemzeye onu benzetme. Memleketimizde başladılar o huşu taklit etmeye. Efendim ötre kalın okunurmuş. Ya diyorum ki sübira, subira. Sübira elendi demek. Sübira dayanıldı, sabredildi, tahammül olundu demek. Karıştırırsınız kardeşim. Ülime acı duyuldu. Ölime malum oldu. Karıştırırsınız. Karıştırırsınız. Niye ince harfin ötresini ben kalın okuyayım? Yani önce tahkik. İmam kardeşimiz önce Allah için Kur'an'ı düzgün okuyacak. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun gençtim. 28 yaşında Cami-i Kebir'de imamken tekamül kursunda bir deneme oldu. 200 kişi içerisinde kusursuz okuyan seçildim. Tek başıma. O mevlüt anılar filan döküldü kaldı. Düzgün okuyorlar ama küçük hatalar bulundu. Yani bu bizim Rabbimizin kelamı, dinimizin kitabı. Bunu düzgün okuyacağız bir. Fıkhi meselelere eğileceğiz iki. En önemlisi bu. Bir hoca efendi efendim gündüzler oruç tutuyor, geceleri namaz kılıyor ama bozuk okuyor. Öbür cahil de düzgün okuyor. Önce o cahil ondan hayırlı bunu bileceğiz. Ama madem Kur'an'ı iyi okuyorsak o sofiden de dindar olacağız. Diğer bir husus beş vaktimizi güzelce mihrabımızda kılacağız. Yani gevşeklik göstermeyeceğiz. Ondan sonra vatandaşın çocuğunun eğitimine eğileceğiz. Allah'ın izniyle bunlar bizim huzurumuzu çoğaltacak şeyler. Diyorum ki hiçbir şey yapamazsanız her gece en az iki rekat, biraz da iki rekat namaz, biraz da uzun okuyarak kılın. Çünkü başarı kaynağı. İlahi ilhamlara erme sebebi. Gece namazları ve gece kıraati. Allah'ın izniyle tekrar tekrar diyorum, Resul-i Zişan Efendimiz'i devamlı başımızda, yanı başımızda bilerek bu mübarek görevin asıl onun görevi olduğunu, bu yüce emanetin ondan kaldığını hissederek, bunun şuurunda olarak eda etmeye çalışacağız. Ve bilhassa diyorum ki, buraları kazanmak için de bedenen ey Rabbim Kabe'ne, ruhen sana yöneldim. Huzurundayım. Allah'ın izniyle hem huzura erer hem de namaz kılanları huzura erdirirsiniz. Allah'a sonsuz hamd ederim. Görevim boyunca sayıldığım, sevildim. Halen karşılaşıyorum. Benden yaşlı insan kapanıp elimi öpmeye çalışıyor. Bu Kur'an'a olan saygı, İslam'a olan saygı. Evet kardeşlerim, başka sorusu olandı.